Sevgili izleyenlerimiz, yeni bir videodan size merhaba demekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugünkü konuğumuz Honda'nın lansmanını yeni yaptığı SH125i modeli ya da SH125 modeli. Bu motoru sevgili Efe Honda sağ olsun bize yine hemen lansmanın ardından teslim etti. Epey 3 gündür kullandıktan sonra bizim için aslında daha uzun süre kullanmak esas ama ben bir 125 cc kullanıcısı olduğum için hani onunla kıyaslayarak 3 aşağı 5 yukarı bir fikrim oluştu. O görüşleri de şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Sevgili dostlar, motosikletle ilgili temel anlamda size söylemek istediğim birkaç şey var. Öncelikle sürüş hissiyatından bahsetmek gerekirse selesi yüksek. 80 santim bir selesi var. Haliyle bazı kullanıcıların boyu 1.70 ile 1.80 aralığında ya da 1.65 ile 1.80 aralığında olan kullanıcıların ayaklarının yere tam basmaları konusunda sıkıntı olabilir. Ayağı kısmı basıyorsa yeterli olacaktır ama yine de selesi yüksek. Sevdiğim sevmediğim kısımlarda seleyle ilgili söyleyeceklerim yine var. Motosiklet PCX'e göre beygir anlamında çok az bir fark olsa da baya ilk gazı çevirdiğiniz andan itibaren hissettiriyor ki ben daha güçlüyüm. Belli ki aynı bloğu kullanmıyor zaten. Belli ki bu blokla bu motor ondan birazcık daha canlı görünüyor. Çok çabuk hızlanabilen bir yapısı var. Şimdi scooter'da biliyorsunuz iki tip scooter var. Yolda gelirken de söyledim. Bir ortası dolu olanlar PCX, XADV veya Forza gibi ya da X-Max gibi. Bir de ortası böyle açık olan modeller var. Kullanıcılar Honda Türkiye tanıtımını yaparken bu ortadaki boşluğun olmasının motosiklette biraz daha bir şeyler taşımaya imkan verdi. Tıpkı şuradaki askı aparatıyla da alışverişlerinizi asıp kullanabildiğiniz sele altının yeterli gelmediği durumlarda gibi hep şikayetleri olmuş. Böyle enteresandır, bize tanıtımda söylediler bunu. Onun için bu yapının günlük hayatta kullanıma çok daha olumlu yansıyacağı görüşünde olduklarını söylediler. Motorun çok sevdiğim bir yönü arkada çanta aparatıyla geliyor olması. Sadece çantanızı alıp buraya monte etmeniz yeterli olacak. Bu çok hoşuma gitti. Şimdi motorla ilgili bahsetmek gerekirse işçilik ve malzeme çok iyi. Yani bir Forza'daki kadar kaliteli. Bunu görünce çok şaşırdım ben. Boya kalitesi de çok iyi, malzemenin genel kalitesi de çok iyi. Öğrendim ki Forza ve ADV 350'nin üretildiği İtalya fabrikasında üretiliyor. Yani PCX'ler gibi Tayvan'dan gelen bir motor değil. Gerçekten ilk bakışta benim en çok dikkatimi çeken butonlar olsun, gösterge paneli olsun, boya kalitesi, parçaların birleşmesi genel olarak çok hoşuma gitti. Şimdi şöyle küçük küçük motorun özelliklerinden bahsedeyim size. İşte 13 beygir bir gücü var. 12 Nm 8500 devirde bir tork elde edebiliyor. Bu şeyle aynı, PCX ile hemen hemen aynı ama dediğim gibi bu daha canlı bir motor, kesin o. Lastik çapları büyük, teker jant çapları büyük. Önde de arkada da 16 inç jantlara sahip. Önde 180-16, arkada 120-80-16 lastik çapları var üzerindeki lastikler bu şekilde. Haliyle büyük tekerli bir scooter olduğu için handling dediğimiz taşıma, dengeleme, viraj veya aralara girme anlamında çok başarılı geldi bana. Onun dışında motorla ilgili söyleyebileceğim 7 litrelik bir yakıt deposu var. Üzerindeki gösterge benim kullandığım sürece sıfırlayarak baktım 2.4 litre gösteriyor. Fabrika verileri 2.2 gibi diyor ama birazcık denemeler de yaptım tabii. Son süratini rodajda olduğu için yapmak istemedim ama 90 kilometrelere, 95 kilometrelere çok kolay zorlanmadan çıkıyor. Ankara'da yaşayanlar bilirler. Cinnah Caddesi'ne özellikle çıktım bu motorla. Ben çünkü PCX'de her gün çıkıyorum orayı. O 50'lere kadar çok zorlamadan 50'lerle çıkabiliyorken bu motor 58'ler, hatta tam uç noktaya çıktığımda 60'ları gördüm. Haliyle biraz daha güçlü. Şu Ankara'yı bilenler, Ankara'da yaşayanlar
Cinnah Caddesi'ni bir çıkalım bakalım bu motorla. Ne diyor? Nasıl çıkarım diyor. Bir görelim bakalım. Kesinlikle şeye göre PCX'e göre biraz daha canlı diyebilirim. PCX de yani yapısına göre çok güzel tepkiler veren güzel bir scooter. Ben çok memnunum açıkçası. Ama burayı tırmanışından baktığımda 57 kilometre saat gibi bir süratle çıkabiliyorum şu anda. PCX'de bu 51-52 gibi oluyor. Hatta 58 oldu bakın. Evet, PCX'e göre gücünde hissedilir bir 5 kilometrelik, 4-5 kilometrelik bir hissedilir fark var ki bu Cinnah Caddesi'nin çıkışı çok önemli bir ölçü. Motorun gücü anlamında 60'lara kadar hatta biraz düze gelince hızlandı motor. Çok enteresan egzoz yapısı ve sesi de benim çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz PCX'in en büyük sıkıntısı neydi? Arkada kampanaydı, önde diskti. Bu motorda hem ön hem arka fren, disk fren, önde çift pistonlu kaliper, arkada tek pistonlu kaliper var. Bu da çok büyük fark yaratıyor açıkçası, onu da söylemeliyim. Bu işi çok fazla uzatmadan, arkada, önde şöyle diyelim, önde çatal 33 mm'lik amortisörümüz var. Arkada yine çift amortisör var, helezonlarıyla birlikte zaten. Görüyorsunuzdur. O PCX'de de öyleydi. Bu motorla ilgili teknik verileri hani hatırlayabildiklerimi söyledim size. Şimdi gelelim bu motorda en sevdiğim, en sevmediğim şeyleri anlatmak istiyorum. Çünkü beni en çok orası ilgilendirdi kullanırken. Süspansiyon yapısı sert değil ama yumuşak da değil. Yani yine PCX'e kıyaslarsak PCX'e göre bir tık sert. Bu da neye sebep oluyor? Sanki bir XMAX 250 kullanıyormuş gibi kasislere girdiğiniz zaman hafif böyle belinize doğru o kasisleri hissettiriyor. Sebebi sevmediklerimin bir numarası. Selesi çok sert geldi bana. PCX'le kıyaslıyorum doğal olarak ama motor çok yeni, daha oturulmamış üzerine çok fazla, belki ileride yumuşar bilmiyorum ama selesi bana çok sert geldi. Bu birincisi. İkincisi gidon yapısı. Hatta şöyle oturayım, şu anahtarı şuraya koyayım. Tersten oturayım sizin için. Biliyorsunuz benim boyum 1.86-87. Gidiyorsunuz, trafikte kullanıyorsunuz. Kollar kırık, çok güzel oturabiliyorsunuz. Yani gidon uzakta kalmıyor, çok yakın değil. Fakat bir şeye ani dönmeniz gerekti işte. Bu geliyor burada, bacağı birazcık takılıyor. Yani aynı şekilde sağ manevrada da sol manevrada da bacağı birazcık, işte bu dik oturuşlu ortası boş motorlarda, kısa gidonda, bu hemen hemen bütün modellerde bu durum yaşanıyor. Bunu sevmedim. Açıkça söylemeliyim. Ama sadece bu motora has değil. Yani bu tarz motorlarda bu oluyor. Peugeot'a da baktık, Piaggio'ya da baktık, efendim Vespa'ya da baktık. Yani birçoğunda Kimco'nun modellerine, bu tarz kutularına baktık. Hepsinde bu durum yaşanıyor aslında. Sevmediklerimden biri gidondu. Seleydi. Onun dışında böyle düşünüyorum, hani beni rahatsız eden birazcık süspansiyonun sertliği ve alttan hafif vurması. Vurmaktan kasıtlı, yani süspansiyon sonuna kadar esneyip de vuruyor değil. Kasisi biraz daha hissettiriyor. Belki süspansiyondan, belki seleden artık. Ama hissettim PCX'le kıyaslayınca. Onun dışında sevmediğim çok fazla bir şey yok. Sevdiklerimden bahsetmek istiyorum. Gösterge panelini çok sevdim. Bütün bilgiler içinde var. İşte anlık yakıtınız, averaj yakıtınız, kalan mesafe, voltaj göstergesi var, kilometre elbette var. İşte yakıt göstergesi, sinyaller çok güzel. Ses çok fazla yok, unutulabiliyor ama yine de.
Baktığınız zaman hemen orada yanıp söndüğünü görüyorsunuz. Traction control mevcut bu motorda, onu arzu ediyorsanız devre dışı bırakabiliyorsunuz. Dediğim gibi ön arka ABS, çift kanallı ABS var. Bunların hepsi çok güzel, çok hoşuma gitti. En çok hoşuma giden neydi? Frenleri. Yani bir scooter'da, bu tarz bir scooter'da bu kadar güzel fren beni çok şaşırttı. Hem ön hem arka fevkalade tutuyor. Genelde ön çok iyidir de arka birazcık, hep öne göre birazcık sağır kalır. Hayır, bunda öyle değil. Hele hele kombine fren yaparsanız, yani ön arkayı aynı anda sıkarsanız böyle çivi gibi çakılıp kalıyor olduğu yerde. Çok hoşuma gitti. Yani 10 üzerinden 10 veririm frenlerine. Onun dışında egzoz sesi çok hoşuma gitti. Böyle hafif dolu, duyduğunuz bir egzoz sesi var. Hani scooterlarına car diye giderken çıkarttığı sesten ayrı, bir varyatörün sesini bile örtüleyen güzel bir egzoz sesi var. Motorun zaten bütün aydınlatmaları LED. Gece kullanma imkanım oldu. Farları çok güzel aydınlatıyor. Yine Honda'nın bu tip scooterlarında kullandığı anahtarsız çalıştırma sistemi mevcut. Fakat bu sefer Forza ve ADV 350'de kullandığı anahtarı bu motorda da kullanmış. İlginç. Bu güzel bir anahtar. Bunda da aynı şekilde yine motoru tek bir merkezde düğmeyle açıp selenizi, yakıtınızı, yakıt alırken yakıt kapağınızı açabildiğiniz ve gidonunuzu kilitleyebildiğiniz çok güzel bir anahtarsız opere etme sistemi diyelim ona, mevcut. Hatta şöyle göstereyim. Tek tuşla seleyi açabiliyoruz. Sele kendiliğinden dik duruyor, kendi kendine kalkmıyor. Hidrolik bir sistem yok ama kolayına da geri düşüp kapanmıyor. PCX 125'ten ayrı tam boy kask alıyor. O çok güzel. PCX'te biraz böyle ayarlayıp interkomsuz falan olacak. Zorlayacaksınız, edeceksiniz. Belki. O da her kabuğu almıyor yani. Ama burada tam boy full face kaskı koyabileceğiniz çok güzel bir yuva var. Arkada da diğer işte eldivenizi, şunu bunu koyabileceğiniz bir alanınız var. Yine aynı şekilde çok enteresan bir yakıt doldurma kapağı var. Yaylı bir sistem. Düğmesine bastığınız zaman yana kayıyor. Yakıt kapağınızı açıyorsunuz. Yakıtınızı alıyorsunuz. Kapağı da koyacak, bakayım, şeydeki gibi, PCX'teki gibi bir şey yok. Hayır. Aldıktan sonra kapağınızı kapatıyorsunuz. Bu da çok hoşuma gitti. Dediğim gibi gerek tuş takımları olsun, gerek elcikler olsun, gerek kullanılan malzeme kalitesi, boya kalitesi. Yani benim çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Sevdiklerimizi, sevmediklerimizi söyledik. Klasik Honda aynaları. Hani görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Dirseğinizi de görüyorsunuz beraberinde ama arkayı da rahat görebiliyorsunuz. Şimdi lansmanda açıklanan bu motor Avrupa'da şu anda Avrupa ülkelerinde ve İtalya'da, özellikle İtalya'da en çok satanlar, en çok arananlar listesinde bir motor. Ve beraberinde İtalya'da baktığımızda, onu bilgisayardan, ekrandan baktık. Enteresan aksesuarları var motorun ama Türkiye'de bu yılın sonuna kadar bu aksesuar paketlerinin var olmayacağı, belki yıl sonuna doğru gelebileceği konusunda bizi uyardılar. Bu motorların herhangi bir, bu motoru satın alırsanız orijinal Honda aksesuarlarını belki yıl sonuna kadar beklemeniz gerekecek. O konuda özellikle uyardılar. Ben tahmin ediyorum çok talep olacak, ancak şöyle bir durum var. Fiyat performans olarak baktığımız zaman 166.500 liralık bir lansman fiyatı var. Bayilere çok sayıda bu motordan ne yazık ki teslim edilemedi. Ağustos'tan sonra çoğalacağı söyleniyor. Her bayiye 3'er 5'er tane ancak verebilmiş şu anda Türkiye. Ve onlar da ilk gün, lansmanın ilk gününde zaten satılmış. Yani gidip de hadi alayım deseniz şu an motor yine yok. Hani
Fiyat performans olarak bakınca geldiğimiz günümüzdeki bu enflasyonist hayatta 166.500 lira kabul edilebilir gibi görünüyor, bilmiyorum. Hele hele şimdi bu taksitler falan filan, onlar da satın almayı kolaylaştırıcı bir takım yöntemler de devreye girince neden olmasın, tercih edilebilir. Ben beğendim mi? Beğendim. Kendi adıma konuşayım. Şehir içinde, sayfiye yerlerinde, günlük hayatta artık yakıt çok pahalı arkadaşlar. Günlük hayatta 100 kilometreyi 90 liraya, bugünün litre fiyatıyla konuşuyorum, 90 liraya kat edebileceğiniz, eğer ki imkanınız varsa, ehliyetiniz varsa, tercih için bence iyi bir sebep. Kaldı ki ben bile şehir içinde küçük bir motorla A noktasından B noktasına gitmeyi tercih ettim açıkçası. Kadınlar için iyi bir seçenek. Kurye mesleği yapan arkadaşlar için iyi bir seçenek ama pahalı bir seçenek. Ben bu motora içime sindi mi kesinlikle sindi. Düşünen arkadaşlar varsa özellikle bu 16 inçlik jantlarıyla beni çok etkiledi. Önerir miyim? Evet, önerebilirim. Benzer muadil birçok marka model var ama bu da iyi bir seçenek olmuş. O bakım aralığını sormadım ama PCX'lerle aynı. 1000 kilometre rodajdan sonra tahmin ediyorum 4000 kilometrede bir bakımları var. Bu ve benzer videolarla yine karşınızda olacağız ama benim burada şimdi sormak istediğim size video altına izlediğiniz zaman yorum yapmanızı istediğim bir konu var. Bizler Kenan olsun ben olayım diğer arkadaşlarım olsun aynı zamanda elektrikli otomobillerle de ilgileniyoruz. Ve bazılarımız elektrikli araç sahibi oldu. Bu araçlarla ilgili de testler yapıyoruz. Deneyimlerimizi paylaşabileceğimiz videolar hazırlamayı planlıyoruz. Eğer sizlerin de ilgisini çekiyorsa bu, lütfen video altında yorumlara ekleyin. Elektrikli araç dünyasıyla ilgili, sahibi olduğumuz araçlarla, kullanma imkanı bulduğumuz araçlarla ilgili de bilgileri ve deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Eğer sizlerin de ilgisi bu yöndeyse lütfen mesaj altına yazın. O araçlarla ilgili, elektrikli araç dünyasıyla ilgili deneyimlerimizi paylaştığımız videolarımızı da sizlere sunmak istiyoruz. Her zaman videoyu bitirirken söylediğim gibi lütfen abone değilseniz kanala abone olun. Beğen değilseniz beğen butonuna basın. Çanınızı açık tutun ki yeni videolar geldiğinde sizlerin de haberi kolayca olsun. Hepinize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.